Merhaba sevgili dostlar, herkese selamlar, sevgiler. Yavaştan sezonu açıyoruz. Şu an Meram'a geldim. Umarım çok güzel, bol aksiyonlu bir kamp olur. Çok da ümidim yok aslında çünkü yani biliyorsunuz mevsimler kaydı. Belki balık havyarını hala bırakamadı. Yine de ben bir gecelik bir kamp programladım. Umarım güzel bir video olur. Bu arada sizleri de çok özledik. Uzun zamandır sizlerle beraber olamadık. Video çekemedik. Malum kış ayı ben de biraz işlere odaklandım. Yazın daha çok kampa gidebilme adına, daha çok balığa gidebilme adına bayağı bir iş yoğunluğum vardı. Onları hallettim. Benim için de daha iyi oldu aslında. Video bekleyen dostlarımız vardı. Onlardan da nazcıyane kusura bakmasınlar. Çünkü benim işlerim biraz fazla yoğun. Geçen sene bile sezon içerisinde sadece 4 kez balığa gidebilmiştim. Onda Yasin abiyle, Zülker abiyle çok güzel balıklar aldık. Umarım bu sezonda geçen sezona aratmaz. Herkese bol trafoyla çok güzel bir sezon geçirmesini temenni ederim. Yavaştan ben eşyalarımı indireceğim. Oturacağım yer zaten belli. Burada daha önce de video da çekmiştik. Mustafa diye bir arkadaşımız var. Yasin abiyle beraber kamp yaptığımız dönemde bizim yanımıza gelmişti. Akşam da olursa o gelecek. O da benimle bu gece kalacak. Yarın da bakalım artık duruma göre akşama doğru döneriz. Gerçekten de ben çok özledim, çok sıkıldık. İnanın o kadar çok stres biriktirdik. Artık yavaş yavaş bu stresten çıkmamız lazım. Bizim de tek aktivitelerimizden, en sevdiğimiz aktivitelerimizden birisi de kamp yapmak, balığa gelmek. Biz de böyle deşarj oluyoruz. Umarım güzel bir şekilde sizlerle birlikte sezona başlangıç yapabiliriz. Neyse ben lafı çok fazla uzatmayayım. Eşyalarımı yavaştan çıkartmaya başlayacağım. İlk önce çadırımı kuracağım. Olta ikinci planda. Bir çadır yerimi falan ayarlamam lazım. Burası biraz yokuş aşağı. Çadırın yerini ayarlayıp çadırımı kuracağım. Başlangıcım o şekilde olacak. Arkadaşlar şu çadırı almıştım. Decathlon'un 3 kişilik fresh black bir çadırı. Geçen sene bir sefer kullandım. Bugün de kullanacağım. Gayet güzel, konforlu bir çadır. Gayet de geniş. Hatta şöyle ölçülerimi de göstereyim size. Ölçüleri de şu şekilde. Önünde oturma alanı da var. Hatta en son Oğuzhan'da kamp yaptığımızda bu çadırı kullanmıştık. Gayet ferah bir çadır. Arkadaşlar çadırımız hazır. Fresh black olması büyük avantaj. Özellikle yaz kamplarında harika. Kışında çift tente olduğu için yağmur çamur kesinlikle geçirmeyecek seviyede bir çadır bu. Şöyle oturma alanı var. Buraya isterseniz eşyalarınızı koyabilirsiniz. İsterseniz oturabilirsiniz. İçeride şöyle penceresi var. Havalandırma konusunda falan mesela çok iyi bu. Şurada bir havalandırması var. Yukarıda bir havalandırma var. Bir de buradan bir havalandırma var. Bir de şuralarında, kenarlarında oturma alanının havalandırmaları var. Bence gayet kullanışlı 10 numara bir çadır. Şöyle markasını da göstereyim. Ben de 4 kişilik bir şişme yatak var. Onu koyduğum halde içerisinde boş alan kalıyor. Kışında Webosta'mı takacaksınız içine. O yandaki, şuradaki havalandırmadan Webosta'nızın ısıtma kısmını verebilirsiniz. Burada bir havalandırma var. Şunu yukarı asıldığınız zaman şöyle bu açılıyor. Oradan da içeride fermuar var. Diyelim ki Webosta'yı dışarı koydunuz.
borusunu da oradan içeri sokup çadırınızı gayet düzgün bir şekilde ısıtabilirsiniz. Severek geldim. Çok da güzel balıklar aldım bir yerde. Burada akasyalar vardı önceden. Şurada şöyle 3 tane 4 tane akasya vardı. Oltacılar gelip giderken olta atamıyoruz diye o akasyaları kestiler hep. Yani burası muazzam bir gölgelikti. Yani şu anki görüntü burada 4 tane akasya vardı, artık yok. Kestiler, yaktılar yani. Yani insanoğlu her yere zarar veriyoruz. Hepimiz buna dahiliz yani. Makine kamış markası soranlar oluyor dostlar. Ben genelde okuma kullanıyorum. Bu RV40. Bunu mantarlı olarak kullandığım için biraz küçük bir olta tercih ettim. Ben bunu spinde de kullanıyorum. 2.70'lik bir kamış. Kaptan Kama Falcon. Hepsi takım olarak Kama Falcon. Uzun zamandır keyifle kullandım. Hiçbir sıkıntısını yaşamadığım kamışlar. Ama artık yavaş yavaş belki ilerleyen zamanlarda değiştiririm. Gayet de düzgün. Ve şu an piyasada çok fazla yok arkadaşlar bunlarda. Yani ben şu an bir tane daha olsa 3.60'ını alırım ama internette falan bulamadım. 3.5 yaşında oğlum var. Biraz da onun adına almıştım bu oltayı. Hani başlangıç olarak bununla başlasın. İşte mantarlıyla kenardan eğlensin. Balık tutmanın ne demek olduğunu, nasıl olduğunu bu oltayla anlasın diye. Diğerlerinin de takımını bozmamak adına bu kamıştan almıştım. Şurada. Üzerine de bir avuç yem attım. Çok fazla yemleme yapmayı düşünmüyorum bugün. Aslında şöyle biraz daha kamışa yakın da atabilirim. Birazdan deneyeceğim bakalım şimdilik. Burası bayağı bir derin. Ama görüntü konusunda çok güzel. Bayılıyorum buraya ben ya. En sevdiğim mekanlardan birisi bura. Arkadaşlar burada tek sıkıntı ayı. Anda silahım falan getiriyorum, artık yapacak bir şey yok yani. Daha önce defalarca karşılaştık. Arkadaşlar dün Sazan Avcısı YouTube kanalı olan Mustafa diye bir arkadaşımız var. Güzel ring takımları getirdi. Şöyle göstereyim. Profesyonel ring takımları yapmış benim için. Hatta bir tanesini de şimdi hazırladım. Şöyle. Ucunda çift kombine, üst taraf papup. Altında da boylu var. Buradan sonsuz teşekkürler. Çok güzel takımları yapmış. 5-6 tane hediye etti bana. Eline emeğine sağlık kardeşim. Şimdi yavaştan onları hazırlıyorum. Yine aynı takımımız Kama Falcon. Kamışımız Kaptan marka. 3.60 uzunluğunda. Makinemiz de okuma RV55. Arkadaşlar ben okuma RV65 aldım ama şu an hala onları kullanmıyorum. Yani seviyorum okumayı. Ömür boyu garantili. Bir de çalışma mantığı çok güzel okumalar. Misine de arkadaşlar normalde ben okuma kullanıyordum yine, artık ama okumadan vazgeçtim. Kudos marka bir misine aldım, 0.40'lık. 1200 metre aldım. Muhtemelen birkaç hafta içerisinde RV65'lere sarıp makineleri oltalarıma takacağım. Ama bugün yine eski makinelerimle çalışmaya devam edeceğim.
Bir tane mantarla attım. Bir tane de küspeli yaptım. Şimdi onu da attım. Bir tane de ring sistemi yapacağım. Yemleme yapmıyorum arkadaşlar. Çünkü yani balığın hala ben havyardan çıktığına çok da fazla emin olamadığım için yemleme yapmayacağım. Yemleme botunu da getirmedim zaten. Ha belki aksiyon güzel olursa, izlenim şu an herhangi bir hareket yok. Yani gölde atlama falan da yok. Kenarları gezdim, kenarlarda balık hareketi de yok. Ama yine de biz şansa kadere belki güzel bir balık denk gelir hesabı büyük balığa oynuyorum arkadaşlar. Bir tane dediğim gibi küspeli, çilekli küspeli alt ring yaptım. Bir tane de düz ring yapacağım. Bunları da bugün kullanacağım. İnşallah o da akşam gelecek. Beraber bugün bir kamp yapacağız. Ya burası daha önce benim çok sevdiğim, sürekli geldiğim, korumak adına kendimi buraya adadığım bir yerdi. Çok sevdiğim bir arkadaşım var, Gökçen Kutlu. Kütahya'nın sayılı müzisyenlerinden çok sevdiğim bir dostum. Ona da buradan selam olsun. İlk beni buraya o getirdi. Buraya geldiğimizde arkadaşlar yerde bir tane sigara izmariti bile yoktu. O kadar temiz, o kadar düzenli bir yerdi. Yolu çok kötüydü. Yani çok yenilip gidilmediği belliydi. Neyse biz o dönemlerde sürekli geldik. Ama arkadaşlar böyle bir balık atlayışı oluyor ki anlatamam size yani. Yani Gökçen olsa da keşke beraber konuşup anlatsaydık. Yani neler neler yaşadık biz burada, ne balıklar kaçırdık. Hatta geçen sene ben buraya defalarca geldim, defalarca yokladım. Hani günübirlik geldim ama iş çıkışları geldim. Yani oltaya tık demez mi? Geldiği zaman da yarım kilo 750 gram balığın üzerine geçmiyor arkadaşlar. Ben burada avcılarla kavga ettim. Neler neler yaşadık. Yine kampa geleceğim ben, böyle 3-4 günlük bir boşluğum var. Geldim şu an oturduğum yerde iki tane sehpa, işte profesyonel çadırlar. İşte yemleme botları falan filan. Adamlar belli ki profesyonel. Ben buraya usta dedim, rast gelsin. Hani dedim ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz falan filan. Dedim tesisatı kurmuşsunuz buraya. Vallahi dedim helal olsun. İmrendim dedim size dedim, yani bu kadar malzemeyi bu kadar düzenli bir şekilde açtığınıza falan filan. Konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Çay ikram ettiler sağ olsunlar. Dedim balık alabildiniz mi? Vallahi dedi 3 parça dedi balık aldık dedi. 3 kilogram üzeri. İyi güzel. Balıklar dedim hapiste bakabilir miyim? Baktım falan. Balıklar 10 numara. Neyse aradan bir yarım saat geçti, bir tane araba geldi. 10 dakika geçti, bir araba daha geldi falan. Ya gelen giden bitmiyor. Neyse muhabbet içerisinde çocuk ağzından mı kaçırdı ya da yani söyleme gereksinimi mi duydu artık? Tabii bizim oturduğumuz yerler harici oturacak yer olmadığı için gelen geri gidiyor falan. Kornayı çalıp geri gidiyor. Belli ki birilerini tanıyor bunlar yani. Ya dedi ben dedi canlı yayın yapmıştım. Onları dedi görenler gelmeye başladı. Hayda buyur buradan yak. Şimdi bu adama ben ne diyeyim? Ya dedim kardeşim niye canlı yayın yapıyorsun? Yapıyorsun, yeri niye söylüyorsun? Ya da tamamen yeri neden gösteriyorsun? Abi bu olaydan sonra burası bir patladı. Bir de Seyit Ömer yerlilerinden bu etraf köylerden birkaç kişi çok büyük balıklar aldılar ekmek sallamalarıyla. WhatsApp gruplarından, Instagram atmaları, Facebook atmaları falan. Aradan 2 ay geçti, ben bir geliyorum boş yer yok. Aradan 3 hafta geçiyor, bir daha geliyorum boş yer yok. Hafta içi geliyorum boş yer yok. Çocuklarla kampa geleceğiz, eşimle çocuğumla kampa geleceğim, bir geliyorum her yer dolu. Ya dedim burası bu alem nasıl gelebilir? Ondan sonra insanlar bize kızıyorlar. Güzel kardeşlerim, biz meşhur olmayan yerlerin isimlerini vermiyoruz. Dodurga'da mesela gittik. Dodurga'yı yok siz meşhur ettiniz, yok sizden sonra kimse ot çek yer bulamadı. Ya güzel kardeşim, bizim gittiğimizde Yasin abiler oturacak yer bulamayıp çamura oturdular adamlar. Batağın içine oturdular. Kimsenin oturmadığı yere oturdular. Zaten doluydu. Bir yıl geçmiş aradan ben oraya gitmeyeli. 7 sene dile kolay. Ben 7 sene önce gittim. Herkes oltasının üstüne olta atıyor arkadaşlar. Her şeyin bir mizacı vardı. Biz bunların farkındayız zaten. Biz ister miyiz ya çok güzel bir yer, çok güzel balık yapan bir yeri biz meşhur edelim de videoları orada atalım da yer söyleyelim de gelsin adamlar burayı talan etsin. Kim ister bunu ya? Ya bir kavga edesinden dur birbirine silah çekesiye kadar ben avcılarla burada neler yaşadım yani. Tek başıma hiçbir Allah'ın kulu da yoktu. Etrafta oltacılar vardı. Tamam sen haklısın deyip benim yanıma dahi gelmediler arkadaşlar. Yani gerek yok böyle şeyler. Ha ne oldu şimdi? Adam geliyor eli boş gidiyor. Sen orada canlı yayın yaptın. Sen orada WhatsApp grubunu attın. Sen orada Instagram'da paylaştın. Sen orada veya Facebook'ta paylaştın. Bir dünya gruplarımız var. Herkesin grubu var. Arkadaş grubu var. Gittin kahvede arkadaşlarına anlattın. E suçlu ben mi oldum şimdi? Buraya geldiğimde ben 2017'de 2015-17 arası ilk geldiğimde buralarda tertemizdi her yer. Burada misafiriz ya. Biz misafirperverliğimizi göstermemiz lazım normal şartlarda. Biz buranın sahibi değiliz ki.
Ondan sonra burada birkaç sıkıntı oldu. Herkes bir işte sürekli gelenler olmaya başladı. Ben gezmeye geliyorum, bakıyorum başka bir yere gideceğim mesela. Yol üstü buraya giriyorum, bakıyorum. O ağzına kadar dolu, olta atacak yer yok. Zaten küçücük yer. E burayı da ben meşhur ettim. Arkadaş var birkaç tane böyle şey, kendine görev edinmiş bunları. Sürekli benim hakkımda yok şöyle yapın, yok böyle yapın falan filan, yok tehditvari yorumlar. Ne gerek var abi? İzleme kardeşim sen beni böyle izleyeceksen. Ben seni zorla mı izletiyorum ya? İzlemeyeceksin abi o zaman beğenmiyorsan. Yani ben bu yola çıkarken birileri beni çok çok iyi izlesin, beni herkes el üstünde tutsun diye çıkmadım ki. Ben bunu keyif için yapıyorum, ben bunu hobi için yapıyorum, ben bunu bu gönül, bu sevdaya gönül vermiş insanların kalbine dokunabilmek için yapıyorum. Sen kötü yorum yap, eleştiri açığım, hiç sıkıntı yok. Ama kötü yorum dediğim benim hakaret içerikli, tehditvari içerikli, sen bana yorum yapamazsın kardeşim. Sen kimsin ya? İzleme abi o zaman beğenmiyorsun. Bütün YouTube'daki videolarımın altına çeşit çeşit, envaiye çeşit saçma sapan yorumlar yapıyor. Dediğim gibi bu işe gönül veren dostlarımızın kalbine, kendi meclisimizde, kendi kalbi duygularımızla birbirimizden doğru şekilde enerji aldığımız insanlarla biz bu yolla devam etmeye çalışıyoruz. Kişisin. Ben eleştiriye açığım abi. Düzgün eleştiri yap. Yani gerek yok böyle şeylere. İnanın bak, çok fazla moralim bozulan şeyler oldu. Neyse artık çok da fazla üstelemek, muhabbeti çok da uzatmak istemiyorum. Sizin canınızı da sıkmak istemiyorum. Dediğim gibi yani ben bu yola çıktığımda kalbi duygularımla tamamen, bir de işte videolar çekiyoruz, fotoğraflar çekiyoruz ama bir yerlerde saklama problemimiz oluyor. Sürekli kayboluyor. Dedim böyle bir şey açayım, böyle bir kanal açayım. Bir aile gibi, bir dostane bir ortam oluşsun. En azından çok farklı böyle birilerinden farklı teknikler alırım. Birileri bilmiyorsa ben onlara bir teknik verebilirim. Belki birbirimizle bilgi alışveriş yaparız. Bir dostluk olur kalbi duygularla. Yani benim tek gayem buydu yani arkadaşlar. Kimse beni yanlış anlamasın yani. Neyse lafı çok fazla uzattım. Kusura da bakmayın. Gerçekten de ben bu konuda bayağı bir sıkıntıya girdim. Yani üzülerek okudum bu mesajları. Çok güzel geri dönüşler aldık. Sağ olun, Allah razı olsun. Hepiniz izliyorsunuz, abone oluyorsunuz. Ya kanalımız biraz daha gelişse, çok daha iyi noktalarda olsa daha iyi olmaz mı? Elbette ki olur. O da dediğim gibi bize destek sadece izleyerek, yorum yaparak, kanalımıza abone olarak bu şekilde destek olmanız nazcana bir isteğimizdir bizim. O da neden? Daha fazla insanın kalbine dokunabilmek, daha fazla insanın karşısına çıksın videolarımız. Bildiğiniz, benden çok daha iyi bildiğiniz sistemler, teknikler vardır. Yapın abi yorum. Ben herkesi ciddiye alırım. Sıkıntı yok. Yapın. Denerim. Uğraşırım yani. Hiç problem değil benim için. Benim bildiklerimi ben size aktarabiliyorsam doğru şekilde, benim yaptığım en iyi şey odur zaten. Sistemimi de hazırladım. Bu oltamı da atacağım. Sehpayı belki açmam bugün. Balık durumuna göre ilerleyen saatlerde çok fazla da olta atmayacağım zaten. İki tane dediğim gibi ring sistemi, bir tane mantarlı kenardan öyle ufak ufak tıkır diyeceğim. Umarım güzel bir aksiyon da alırız. Arkadaşlar şöyle oltalarımı koydum. Şimdilik sehpayı açmaya gerek yok. Eğer bir hareket olursa ilerleyen zamanlarda bakacağım bakalım duruma göre. Hava çok güzel dostlar. 28-29 derece. Artık yavaş yavaş hava tabii ısınmaya başladı. Su da yavaş yavaş ısınmış. Ama herhangi bir atlayış, bir yerde bir aksiyon göremedim henüz. Beklemeye devam. Öğlen oldu. Acıktım. Ufaktan ayarlayayım. Baştan masamızı hazırlayalım artık.
Dostlar şöyle köfteyi dizdim. Masam da hazır. Gölde canlı hareket yok ya. Enteresan bir şekilde ne balık atlayışı var ne bir balık dönme hareketi var. Hiçbir şey yok. Umarım yani çok fazla ağ gerilmemiştir. Sezonun kapalı olduğu dönemlerde bir operasyon çekilmiş olabilir. Şuraya bir lastik falan yapmışlar. Biz bir ara uğradık buraya. Böyle bir şey yoktu burada. Yenilerde bir şeyler olmuş ama umarım ağ muhabbeti dönmemiştir yani. Arkadaşlar Mustafa geldi. Biraz zor bulmuş yol ama. Ne yaptın ya? İyi. Hoş geldin bakalım. Zalim kartal. Niye ya? 10 numara yer kardeşim. İyiyim. Sen ne yapıyorsun? Hoş geldin bakalım. Gel. Aa, karşı tarafa da geldi birileri. Arkadaşlar Mustafa yavaş yavaş oltaları açmaya başladı. Kaç tane olta açacaksın? İki olta. Tamam şu sağ tarafa doğru at da. Sistem? Ring mi? Ring sistem mi? Valla ring atamıyorum ama. Deneyelim bakalım. Valla daha önce biz vuruş aldık da bak ben bir tanesini kullanıyorum. Tabi bugün biraz zor gibi gözüküyor da. Bakalım belli olmaz ya. Akşam bir ekmek sallaması yaparız. Su üstü. Mantara falan hiç hareket yapmadı ya. Şimdi Ercan da gelecek. Yola çıkmış. Ekibi topladım ben yavaş yavaş. Nasıl, iyi değil mi? Sezon açılışını hep çok beraber. Yer çok güzel. Ya, çok güzel. Değil mi? Yer 10 numara ama işte avcılar biraz burayı talan ettiler Mustafa. Vallahi. Özellikle pandemiden sonra o pandemi dönemi bir de sezon kapalı olduğu zamanlar bak şuraya lastik mastik yapmışlar. Normal bir balıkçı gelip onu orada yakmaz yani. Ha, Ercan da geldi. Kardeşim hoş geldin. Vallahi zamanlama süper. Bilmiyorum. Şimdi geldi. Aleykümselam. Sezona güzel başladık. Güzel de bir balık alırsak. Mustafa da iki olta attı arkadaşlar. Umarım güzel bir aksiyon da alırız. Sizlere güzel bir görüntüler ulaştırmaya çalışacağız bakalım. Ama pek çok da bir ümidim yok yani. Yarın belki kaça kadar otururuz yarın? Çok geç kalmayız herhalde ya. Hiç fark etmiyor abi. Buraya kadar gelmişiz. Yani akşamüstü falan. Ortam çok güzel. Hava güzel. Ama dediğim gibi balık biraz daha sanki zamanı var. Bir ay sonra falan bir hareket yapacak gibi bir izlenim var ya. Havaların komple ısınması lazım. Su sıcaklığı güzel. Ellerimi yıkadım az önce. Özellikle de bakmış sıcaklığına iyi yani. Basınç falan da bir problem yok. Ya aslında şu basınç falan muhabbeti var da. Yani ne kadar etkiliyor. Ya bana da biraz öyle gibi geliyor yani. Çünkü basıncın yüksek olduğu zamanlarda ben çok büyük balıklar aldığım dönemler de oldu. Demircören'den basınç. Yani çok yüksekken ne balıklar çektim oradan. Şimdi oradaki balıklar da yok, ayrı mesele de. Orayı da temizlediler. Toparlamışlardı. Basınç olayı şey, nasıl diyeyim ben sana. Balık alamadın mı? Bir bahane diyor ne? Bir bahane yani, benim için bir bahane. Ama balığın da günü var. Var canım. Var ya. Ya bak, buraya ben defalarca geldim daha önce. Ercan'la kaç sefer geldim. Abi hiç vuruş olmadan iki gün geçirdiğim günler de biliyorum. Ama yerim götümü yere koyamadığım günler de biliyorum ben burada. Bir gün içerisinde bak. Hatta sen sabah geldin nasıl olta gidiyordun. Evet. Hatırlıyor musun? Elimde çay bardağı. Bardağı tut diyorum. Lan ne yapacağım bardağı bırak at gitsin bardağı. Yapış oltaya. Böyle delilik yani bu. Evinden çıkıp senin yanına gelmek. Aynen. O gün de sen sabah doğru sabahlamışsın sen zaten. Sabah kadar uyumamışsın. Adam sabah benim yanıma geldi bir de. Takım elbiselerle. Bir geldi adam. O böyle balığa mı gelinir? Ben düğünü yarıda bıraktım. Kapıdan girdim. Ya bu kardeşim hayırlı olsun bir şey dedim. Vallahi yani. Balık çıktım geldim hiç. Ya tabii diğer... Ama aldık mı balık? Balık aldık. Diğer meralar için Eylül falan yani. Bizim beklentimiz. Ama sen de o gün gittiğimiz yer perişan. Oraya diyecek bir şey yok yani. Orası... Oraya yıllarımız geçti orada. Bitti artık. Hatta Ercan'la beraber orada da video çekmiştik biz.
Yine Seyit Ömer göllerinden biri çok güzeldi ama bir 2-3 hafta önce falan bir gittik gezme. Bildiğin çamur olmuş yani göl. Bunlar doğal mı abi? Tabii canım. Ya burası daha önceden şey alınmış. Ocak maden alınmış maden burada. Abi. Kenarlara da gabaj yapmışlar. Oradan su çıkınca yükseldiği zaman bırakmışlar muhtemelen. Buraya balıkları taşıyan adamlar da tanıyoruz yani. Bir arka tarafta bir göl varmış, orada balıklar varmış. Oradan toplayıp buraya atmışlar o balıkları. Ya vardı işte, ağ gerilmeseydi o dönemde biz hakkından gelemedik. Özellikle o pandemi zamanı. Orayı perişan ettiler ya. Arkadaşlar mantarlıya vurdu. Mantar gitti Mustafa. Helal lan abi. Ulan tam ağzımızdaymışmış ha. Çok küçük kardeşim. Küçük mü? Evet. Sezonun açılışını. Sezonun ilk balığı. Ömer abim ilk yaptı. Yavrum. Abi valla. Yalnız altın sarısı ha. Rengi çok eylemeye gerek yok. Ömer abim salımını abi yapıyor. Dilimizdeymişmiş ya. Valla abi balık sor. Vurmuyor dedik, balık vurdu. Hadi bakalım rastgele açılışı yaptık. Küçük varsa büyük kesim vardır abi burada. İllaki tek gelir belki. Yenileyelim yemlerimizi. Abi ne yemi de aklını da göster. Abi, kaynatılmış mısır. Klasik. İki tane takıyor. Misin şey iğnelerim saseme. Dövme iğne. Bir de kudonum vardı. Bugün değiştirdim. Sasemeye döndüm. Abi hiç kaliteden şaşmıyorsun ha. İğne boyutu da şu. Elim abi. Evet. İki tane mısır. Bir ile ikinin arası gibi. Yani. Numarasını bilmiyorum ama şu an bakmamız lazım. Yani 5-6 metre mesafeye. Çok derin burası. Zaten en aşağı bir 6 metre. Ama rengi çok var. Güzel abi. Altın sarısı gibi geldi ya. Ya rengi çok. Sen aynalısını görsen bunun hasta olursun. Buranın aynalısı çok güzel ama çok nadir denk geliyor bana. Akşam ekmek sallaması yaparsak inşallah belki ona bir aynalı yapabilir ya. İnşallah abi. Takipte kalın dostlar. Devam bakalım. Güzel başladık sezona. Ama ufak balık tabii. Daha büyüklerini bekliyoruz. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha güzel balıklar alabiliriz. Hadi bakalım. Arkadaşlar Ercan gitti. Malum o gece işe gidecek. Biz de Mustafa ile oturmaya devam ediyoruz. Bir eski düzenek ekmek sallaması dediğimiz bir sistem var. Bir tane ondan attım kamışın üstüne. Şimdi hatta bir tane daha yukarıdan bir araba geliyor. Yani durumlar böyle. Çok bir hareket yok. Hatta hiç hareket yok. Bir tane aldığımız bir balık. Ara sıra mantar bir hareket yapıyor. Onun haricinde bir aksiyon alamadık. Ama belki gece bir şeyler yapar. Biz de ateşimizi yaktık. Bir şeyler yiyip içtik biraz. Saat kaç oldu? Bayağı oldu ara. Saat 9 olmak üzere. Havada kararmak üzere. Hızla gelmiş. Yani biraz daha oturur. Bakarız gece duruma göre. Ateşbaşı keyfi yaparız. Keyfimiz iyi ama. Ortam güzel. 10 numara abi. Muhabbetimiz de iyi. Ercan da geldi bize renk kattı. Allah razı olsun. Mustafa'm zaten Allah razı olsun. Dün konuştuk. Yalnız bırakmadı bizi. Bu gece Mustafa'yla beraber çadırları kurduk. Mustafa da benim çadırın arkasına kurdu çadırını. Beklemeye devam ediyoruz. Bir aksiyon olursa kayıt almaya çalışacağız. Ama çok da bir ümidim yok. Yine de belli olmaz. Sürprizlere açık bir yer. Bakalım bekleyeceğiz, göreceğiz. Arkadaşlar şöyle ufak bir balık vuruyor herhalde. Bir zil çaldı ama. Çeksem iyi olur. Muhtemelen ufak bir şey takıldı ona. Niye gelmiyor? Niye?
Ya küçük bir şey ya da alamadı abi. Wagyu ya. Var var. Ne bu? Şey mi? Sırayı sazan mı? Sazan, düz sazan. Görüyor musun? Arkadaşlar şöyle bir sazan daha aldık. Bak otmuş ilerisi, gördün mü? Ot sarmış. Sarı boncuk, küs baltı. Çekil. Sarı boncuk, küs baltı. Ufak bir limit altı sazan. Hemen bunu suya iade. Gönder hemen gitsin. Ardı gülü olsun inşallah. Bir hareket oldu. Hadi bakalım. Zülfü dayımın adına sal gari. Zülfikar abinin adına bu balığı buraya salmış oldum. Arkadaşlar yavaştan geceyi artık sonlandırıyoruz. Mustafa ayakta uyudu. Ben de yavaştan yatacağım artık. Bir tane daha bir balık aldık. 750 gram kadar. Harici bir aksiyon yok. Yarın artık kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani beklentimizin altında kaldı biraz işin gerçeği. Normalde ben biraz daha aksiyon bekliyordum aslında ama yani demek ki balık henüz daha yani yemlenme aşamasına geçmemiş. Anlaşılan o. Ama kenarlarda da güzel yavrular var. Umarım artık yarın da güzel bir aksiyon alabiliriz. Alamazsak da canımız sağ olsun. Güzel bir kamp oldu. Güzel de eğlendik. Arkadaşlarım da sağ olsunlar geldiler, kampımızı şereflendirdiler. Yarın artık öğleden sonra falan duruma göre bakarız, döneriz. Belki aksiyon alırsak saati uzatabiliriz. Artık yarınki duruma bağlı her şey. Ben artık yavaştan yatacağım. Yarın görüşmek üzere. İyi geceler. Günaydın arkadaşlar. İkinci gündeyiz. Gece herhangi bir hareketlilik olmadı bir tane aldığımız balık. Sabah Mustafa ben uyurken almış, saat 9 falan. Ben daha yeni uyandım. Akşam geç yattım, gece 1'de falan yattım herhalde. 2 falandı yani. Ufak ufak balık vuruyor, el kadar balıklar. Onun haricinde herhangi bir aksiyon alamadık. Kahvaltı yapacağız. Bayağı acıktım ben ya. Çok uyuduk abi. Normalde balıkta bu kadar uyunurum ama uyuyoruz yani. Balıkçılığın en kötü olayı toplanmak. 2 saat çalışırsa biz burada rahat toplanıyoruz derken. Ben 7'de kalktım. Hava da acayip sıcak. İnanılmaz sıcak hava. Havada böyle nem gibi değişik bir şey var ya. Bugün 32 derece falan gösteriyor. 33 diyor hava. Yani buyur buradan yap. Dün 31'de, bugün 2 derece, 3 derece daha sıcak diyor. Yani bu sıcakta da buralarda çok fazla durmaya da gerek yok. Muhtemelen biz öğle doğru falan toplanır gideriz. Ya da saat 1 olur, 2 olur en geç. Çünkü kayda değer bir şey yok. Durmanın da bir anlamı yok yani. Zaten vakit sıkıntılı. Yorulduk. Şimdi de toplanacağız diye iyice yorulacağız. Yarın da iş var, malum. Yarın hazırlık. O yüzden çok fazla eğlenmeden öğleden sonra falan çıkarız. Yeşil soğan yersen. Ver bakalım açalım. Kuru soğan, yeşil soğan. Sabah güzel olur. Hepsi mevcut. Sabah sabah soğan mı yenir? Ama yenir. Severim. Havan azam yiyor. Tuz ektin mi? Ekmedim abi. Gör çarşaf gibi ya. Ama bir tane balık atlamıyor. Yok ya, burası herhalde artık tamamen kurudu yani, bitirmişler. Yetmişler buraya. Daha da başka bir açıklaması yok. Abi ağacı daha buraya alıştıysa daha da buradan verim olamaz.
Gelen balıklar şaşırtıcı şekilde standart. El kadar balık yani. 200 gramlık balık. Atlayan balıklar da aynı şekilde. Şöyle bir büyük bir balık atlayışı görmedik. Duymadık. Otumuza zaten vurmuyor. Neyse çok da önemli değil. Biz keyfimizi aldık. Eğlendik. Güzel kamp yaptık. Birkaç kişi geliyor gidiyor. Ha, birkaç kişi geldi gitti. Öyle bakmaya gelmişler muhtemelen. Ne var ne yok diye. Yani durum bu. Su yılanına bak. Ha, gidiyor bak orada. Daha yavru herhalde. Çok büyümüyor bunlar. Ha, güzel balık atlamaya başladı ama sağda solda. Nasıl duruyor suyun üstünde öyle ya? Arkadaşlar yavaştan artık avımızı sonlandırıyoruz. Güzel bir kamp oldu. Balık anlamında çok kısır geçti, o ayrı mesele ama çok da önemli değil. Biz zaten gelirken amacımız, gayemiz kamp yapalım. Kafa dinleyelim. Arkadaş ortamımız olarak bir oturalım, eğlenelim, muhabbet edelim. Hem sizlerle birlikte olalım. Onun maksadıyla gelmiştik. Güzel de eğlendik. Sen de eline sağlık kardeşim. Arkadaşlar yavaştan artık toplanıyoruz. Çadırlarımızı falan topladık. Yavaş yavaş yola çıkacağız. Birkaç oltamız kaldı. Onları da aldıktan sonra avımızı sonlandırmış olacağız. Umarım bir sonraki videoda daha güzel aksiyonlu bir av geçirebiliriz. Bizi izleyen, bizi seven herkese teşekkür ederim. Takipte kalmayı unutmayın dostlar. Kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. Herkese sevgiler, selamlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Para pul istemiyor. Tabii abone canım, olun yeter. Abone olun. Başka bir şey istemiyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.